Sizi birinin izlediğini düşündüğünüz oldu mu? Hani olur ya, aklınıza bir dert düşer. Bu his yüzünden arkanıza dönüp bakmak istersiniz. İnternette vakit geçiriyorsanız bu durum gerçekten doğru. Google, Bing ve Yahoo gibi arama motorları paralarının çoğunu reklam satarak kazanıyorlar. Ama reklamcılar istedikleri kitlelere ulaşmayan reklamları için para vermek istemiyorlar. Mesela o yüzden Men's Health dergisinde Rimmel reklamı göremezsiniz. Arama motorları da bu problemi çözmek için kullanıcılarını takip etmeyi seviyorlar. Çalıların arasından ellerinde bir ağ ile zıplayacakları zamanı çok iyi biliyorlar. Ay, yani sponsorlu link ile sağladıkları arama sonuçlarından. Benim bildiğim kadarıyla Google şampuan satmak için kimseyi kaçırmadı ama yine de insanların takip edilme hissinden memnun olmamalarını anlayabiliyorum. Bu yüzden çoğu tarayıcının gizli pencere modu var ve bu sayede takip edilmeden aramalar yapabiliyorsunuz. Ve gizli pencere modu ile takılmanızın faydalı olduğunu söyleyen 7 sebeple karşınızdayız. 1 numara. Bilgisayar ödünç almak. Diyelim ki mutfak alışverişi yapıyorsunuz. Her zamanki haftalık ürünlerinizi satın alacaksınız. Ekmek, yumurta, süt, karides parçaları falan. Her şeyi aldınız ve kasaya doğru gittiniz ama nedense kartınız reddedildi. Belli ki bir şeyler yolunda değil. Bu noktada genelde telefonunuzdaki cep bankacılığı uygulamasını kontrol edersiniz ama ne yazık ki telefonunuzun şarjı yok. Evet, o kötü günlerden biri. Şansınıza arkadaşınız Cem'i az ileride görüyorsunuz ve onun telefonunu istiyorsunuz. Tamam, Cem'i seviyorsunuz ama o kadar da iyi tanımıyorsunuz. En iyi arkadaştan ziyade iş arkadaşı sayılırsınız. O yüzden bankanızın internet sitesine girmeden önce Cem'in tarayıcısını gizli pencere moduna getiriyorsunuz. Bu sayede şifreniz veya e-postanız ya da doğum tarihiniz gibi detaylar kaydolmuyorlar. Kendi cihazınızdan başka bir cihaz kullanırken yapabileceğiniz en güvenli şey budur. İster bir e-posta gönderin, ister banka hesabınıza göz atın ya da Facebook'a girin. Yabancı birisinin bilgilerinizi bilmesini istemezsiniz. 2 numara. Ana uygun değilmiş gibi gözüken şeyler. Size bir sorun var. Yaratıcı tarzda dinleme diye bir şey var mı? Size varsayımsal bir şey anlatmama izin verin. Diyelim ki şahane casus romanınız üstünde çalışıyorsunuz ve yakışıklı kahramanınız yanlış bardaktan bir şey içiyor. O yüzden ev arkadaşınızı zehirlemeye çalışıyormuş gibi gözükmeden Cemal Radikal'in hastaneye gitmek için ne kadar vakti olduğunu bulmanız gerekiyor. Siyanür ne kadar bir sürede etki eder şeklinde yaptığınız aramayı bir başkasının görmesi çok yanlış anlaşılabilir. Kötü niyetli bir planınız olmasa da polise bu aramayı kitabınız için yaptığınızı açıklamanın ne kadar güç olabileceğini hayal ediyorsunuzdur. Casusluk hakkında yazılar yazdığınız için biraz paranoyak olabilirsiniz ama arama geçmişinizde şüpheli aramaların olmamasını tercih edeceğinize eminim. Gizli pencere modu sayesinde arama geçmişinize bakmış biriyle garip bir konuşma yapmak zorunda kalmazsınız. Yani bir sonraki Ian Fleming, Stephen King veya George R.R. Martin olmak istiyorsanız yaptığınız aramaları kimsenin görmediğinden emin olun. 3 numara. Utanç verici bir şeyler aratırken. Gizli tutmak istediğiniz her şey başınızı sıkıntıya sokacak değil ya. Belki de bir kızarıklığınız var ve bunun için doktora gerek olup olmadığını öğrenmek istiyorsunuzdur. Bu derdinizin biraz tropikal kremle iyileşeceğini öğrenince rahatlarsınız tabii ki ama arama önerilerinde pullu kalça kızarıklığının gözükmesini istemezsiniz değil mi? Neyse ki bunu önceden düşündünüz ve aramanızı gizli pencerede yaptınız. Artık hayatınıza devam edebilirsiniz ve kaşıntınızı unutabilirsiniz. Gizli pencerede arama yapmak, bilmediğiniz için kendinizi kötü hissettiğiniz şeyleri ararken de işinize yarayabilir. 100 dolarda kimin resmi var? Kraliçenin adı ne? Don't kelimesinde kaç tane kesme işareti var? Hatta kesme işaretini doğru mu yazıyorsunuz? Bunlar aptalca sorular değiller ama bunları bilmediğiniz için arama yaptığınız gerçeğini her gün görmek istemezsiniz, öyle değil mi? Bu arada aratmak zorunda kaldığınız en utanç verici şey neydi? Yorumlarda hepimizle paylaşın. 4 numara. Video önerilerini kontrol etmek. Hiç internette çok vakit geçirdiğiniz için kendinizi YouTube'un garip yerlerinde bulduğunuz oldu mu? Sevimli hayvanları ve birinin fısıldarken saçlarını taradığı o garip ASMR videolarını masumca izliyordunuz. Derken öyle şeylere denk geldiniz ki polisi arasam mı diye düşünmeye başladınız.
İşin en kötü yanı ise bu videoların önerilenler listesinde karşınıza çıkmaya devam etmesidir. Bu sizin başınıza gelmemiş olsa bile birinin tercih ettiği içerikler dışında videolara denk gelmesi çok normal bir şeydir. Garip ya da istemediğiniz videoların bildirimlerinizi kalabalıklaştırmaması için gizli pencere modunu tercih edebilirsiniz. YouTube abonelikleriniz gibi şeylere kolayca ulaşamayacaksınız ama bir kere izlediğiniz videoların ana sayfanızı işgal etmesini önlemiş olacaksınız. 5 numara. Birden fazla hesap kullanmak. Bir insanın biri kişisel, diğeri iş hesabı olmak üzere kullandığı iki hesabı olması alışılmış bir şeydir. Üniversite öğrencisiyseniz bir e-posta adresini de okuldan alabilirsiniz. Ve bir kişinin birden fazla e-posta adresi kullanmak için daha birçok nedeni olabilir. Birçok hesap arası geçiş yapmak zor olabilir ve çok fazla e-posta alıyorsanız gerçekten meşgul bir insansınız demektir. Zamandan tasarruf etmek için her bir hesabınızı farklı bir gizli pencerede açabilirsiniz. Her hesabınızla tek tek uğraşmak yerine bu numara sayesinde gelen tüm mesajlara tek seferde cevap verebilirsiniz. 6 numara. Yeni bir kullanıcı gibi gözükmek için. Daha önce de belirttiğim gibi arama motorları sizin için üretilmiş olan reklamları size iletmek için sizi takip ediyorlar. Ayrıca güncel sonuçlarınızı daha önce baktığınız sayfalarla da kıyaslıyorlar. Ama artık önceden baktığınız sitelere bakmak istemiyorsunuz diyelim. Bir algoritma keyfiniz için bir şeyler önermeden neler bulabileceğinizi merak ediyorsunuz diyelim. İşte bunun için de gizli pencere özelliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede yalnızca tarayıcınızın birçok girişinizi ve geçmişi hatırlamasını önlemekle kalmazsınız, aynı zamanda bilgisayarınızı, kullanımınızı takip eden programlardan da gizlemiş olursunuz. Demek ki gizli pencere modu denmesinin bir sebebi varmış. İster inanın ister inanmayın, bu numara sayesinde otel veya uçak rezervasyonlarınızı da tasarruf edebilirsiniz. Şöyle ki bazı siteler kim olduğunuzu ve nerelere gitmek için baktığınızı hatırlarlar. Bu sayede fiyatlarını sıklıkla güncelleyerek yapacağınızdan emin oldukları seyahatiniz için daha fazla ücret isteyebilirler. Bu şekilde arama yaparak para tasarrufu yapacağınızın bir garantisi olmasa da en iyi olası fiyatları elde etmek için gizli pencere modunu kullanın. 7 numara. Hediye alışverişi. Herkes adına konuşmuyor olsam da çoğu insan bedava şeyler almayı sever. Ben kesinlikle bayılıyorum. Hatta bedava şeylerden daha iyi olan tek şey ise bu bedava şeyleri renkli bir kutuda almaktır. Bunu bildiğiniz için sevgilinize böylesine bir hediye almak isteyebilirsiniz. Kutuya koyacağınız o mükemmel şeylerin üstüne haftalarca düşünürsünüz ve nihayet beğeneceğinizi umduğunuz bir şeyde karar kılarsınız. Siparişinizi verirsiniz ve paketin gelmesini beklersiniz. Aldığı hediye paketini açarken sevgilinizin yüzünde sevinçten açacak gülleri düşünerek tüm akşamı planlarsınız. Derken trajik bir şey olur. Hediyenizin gelmesine 2 günden az bir süre kalmışken sevgiliniz gelir ve tandem bisikletleri Google'larken seni gördüm der. Tüm sürpriziniz birden bozulur ve sevgiliniz bedava şeyleri barındıran kutunun içinden neler çıkacağını biliyordur. Öf! Bedava şeylerden daha iyi bir isim bulabilirdim sanırım. Tabii ki bu jestinizi hala beğenirler ama kutudan ne çıkacağını bildikleri zaman işler o kadar da keyifli olmaz. Ama işin iyi yanı şu, bir kutuya koyacağınız bedava şeyler satın alırken bu trajediden uzak durmak için gizli pencere modunu kullanabilirsiniz. Şimdi izninizle gizli pencere modunda bedava şeyler içeren kutu yerine hangi kelimeyi kullanabileceğimi araştıracağım. Evet, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Aynı bir hediye gibi. Beğenebileceğinizi düşündüğüm bazı videolarımızı ekranınızda bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmaya devam edin.